sen ne biçim nişan arıyorsun? Çık hele, çık oradan hayvan! Geçen yıl kurban ayında 7 Ekim Salı günü, bayramın 4. günü bilindiğiniz üzere HDP yetkilileri tarafından Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine Kobani bağlandı olaylar şeyiyle sokaklara çıkıldı ve her yer ateşe verildi, yağmalandı, dükkanlar yağmalandı, her yer paramparça edildi. Ondan sonra 4 tane gencecik fidan vahşi bir şekilde binadan atılıp başları taşla, ondan sonra silahlarla kurşunlar sıkarak, ondan sonra araba üstlerinden geçtiler. Yani vahşi bir şey oldu, bir bayram oldu. O gün ben ikindi namazından sonra, namazı kıldıktan sonra ben Muhammed Camisi civarındaki arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum. Orada baktım bir kalabalık var, her yerde de kalabalık var, silah sesleri geliyor. Ondan sonra yüzleri maskeli insanlar oradan oraya koşuşup duruyorlar. Ben de o esnada cami sokağından çıktığım gibi baktım orada kargaşa var, silahlı gruplar falan var. Ben de kendimi karşı sokağa atayım. Oradan ben kendimi karşı sokağa attım. Karşı sokaktan baktım öbür tarafta da o diğer sokağın başında da eli silahlı çeteler, yüzleri maskeli çeteler gördükten sonra ben cadde tarafına çıkıp şeye gideyim dedim. Muhammed Camisi'ne oradan geri döneyim, gideyim eve, ortalık karışıktır diye. O gün ben tam sokaktan çıktığım gibi baktım öyle üzerime bir şeyler oldu. Üzerimde öyle bir şeyler hissettim. Sonra bir an ayağımda bir sıcaklaşma oldu. Sıcaklaşma olduktan sonra ayağıma bir ağrı girdi. Sol bacağıma baktığımda bacağım kanlar içindeydi. Yere düştüm ben o esnada. Yere düştükten sonra böyle kafamı kaldırdım. Karşımda eli silahlı, keleşli, pompalı, satırlı, sopalı insanlar bize doğru, benim olduğum yere doğru ateş ediyorlardı. Ve orada dindar kesimleri hedef alıyorlardı. Dindar kesimlere saldırıyorlardı. Ve zaten benim de dindar bir şeyimle bilindiğim için hem giyinişimden olsun hem çevremdeki şeylerinden olsun beni de hedef aldılar ve vurdular beni. Sol bacağımdan darbe aldım. Ana damarım koptu. O esnada ben yere düştükten sonra başımı kaldırdım. Karşımda başı hafif biraz kel, elinde bir silah olan ve yanında da keleşli, sopalı ve satırlı insanlar, maskeli insanlar gördüm. Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Birkaç kişi oradaki çevredeki insanlar tarafından hastaneye kaldırıldım. Dicle Üniversitesi Fakültesine. Fakülteye kaldırıldıktan sonra muayene falan edildim. Filmlerimi falan çektiler. Sonra da işte yoğun bakıma aldılar beni. Bir gün yoğun bakımdan kaldıktan sonra ertesi gün ameliyata aldılar. O ameliyattan sonra yine yoğun bakımda kaldım. Üçüncü günü beni servise çıkardılar. Tabii servise çıkardıkları zaman öyle o zamanki vahşete, o zamanki barbarlığı gördüğümde elim telefona gitti, bir bakayım neler oldu diye. O esnada Gelek Kürdistan TV muhabiri diye Rojha Doğru diye bir muhabir gördüm. Ve hafızamı yokladığımda o an ben vurulduğum zaman başımı kaldırıp gördüğüm insan Rojha Doğru olduğunu gördüm. Elinde silah vardı ve silahı bize dönük bize dönük eli silahı bize dönük bir elinde silah
öbür elinde de kamera. Bizim olduğumuz, benim düştüğüm yere doğru ateş ediyorlardı. Tabii Rojat'ın ateş edip etmediğini görmedim ama elinde silah vardı. Yanında da maskeli, keleşli, pompalı, satılı insanlar vardı. Ve ben haberlerden öyle gördükten sonra ben işte o aklıma geldi. Kafamı kaldırdığımda onu gördüm orada. Sonra zaten ifadelerimde hem şeyde emniyetteki ifadelerimde hem avukatlarıma gereken ifadeyi verdim. Bu şeyim de geçti orada. Ondan sonra işte bugün öğrendim ki Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecileri diye ödül vermişler. Ve çok üzülerek söylüyorum ki eli silahlı 6-7 Ekim'de eli silahlı bir muhabir gazeteciler muhabir olarak birinci olarak ödül almış ve bir daha çok üzülerek söylüyorum ki bu şeye bir de ödül alması yetmezmiş gibi Diyarbakır valisi ve Cumhuriyet Başsavcısı bu ödül programına katılmış. Yani bunların amacı nedir? Bu eli silahlı muhabirleri böyle yapıp da yani ne yapmaya çalışıyorlar? Müslümanlar vahşice katledilirken, Müslümanlar alçakça şehit edilirken, başları taşlarla ezilirken böyle yapıldığı zaman bir gün vali kalkıp da ya da bu Cumhuriyet Başsavcısı kalkıp da onların taziyesine gitmedi, onlara bir başsağlığı dilemedi. Cumhuriyet Başsavcısına bakıyorsun Yasin Bürü, şehit edilen Yasin Bürü ve arkadaşların şeyinde, davasında çok insanlar serbest bırakıldı. Ve eli silahlı bir muhabire bu ödülü vermeleri beni çok üzdü ve keşke böyle olmasaydı. Yani bu büyük bir hakarettir. Hem gencecik yaşında şehit, vahşice katledilen o genç kardeşlerimize, ailelerine ve dindar kesimlere yapılan en büyük hakarettir. Bu kadar insan vahşice katledildi, bu kadar insan yaralandı. Ben şu anda bile, yani şu anda bile bugün yağmur yağıyordu. Yağmurda pantolonum ıslandı diye ayağımda hala da ağrı var. Ben o ağrıyla yaşıyorum. Hala da ayaklarımda sancı var. Ve benim dışımda belki çok insan, belki sakat kalmıştır. Vahşice katledilen insanlar var. Yani bu, o vahşice katledilen insanlara ve ailelerine ve yaralanan insanların ailelerine en büyük bir hakarettir.